Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sesin sürati, sesin süratini nelerin etkilediğini, sesin bir enerji türü olduğunu, sesin hangi enerji türlerine değiştiğini ve soru çözümleriyle videomuza son vereceğiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Hemen sesin süratiyle başlayalım. Bu adam trenin gelişini daha önceden anlayabilir mi? Daha önceleri arkadaşlar, eski insanlar telefon olmadığı için trenin ne zaman geleceğini tren raylarını dinleyerek anlarlarmış. Bu da katılarda sesin daha çabuk iletildiğinin bir göstergesidir. Sesin süratiyle devam edelim. Yağmurlu bir havada şimşek çakarken gök gürültüsü de aynı anda oluşur. Ancak biz önce şimşeği Sonra çimşeğin çakmasıyla oluşan ışığı, daha sonra sesi işitiriz. Bu da bizim ışığın sesten daha süratli olduğunu gösterir. Bu durumun sebebi ışık hızı ile ses hızının farklı olmasından kaynaklanır. Sesin havadaki hızı 340 metre bölü saniye iken ışığın havadaki hızı yaklaşık 300 bin kilometre bölü saattir. Bakın bu metre bölü saniye bu kilometre bölü saat çok çok daha hızlı olduğunu gösterir. Özkan Uzaktaki bir noktaya düşen yıldırımın 5 saniye sonra sesini duyuyor. Yıldırım Özkan'dan kaç kilometre uzağa düştüğünü şu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Sesin havadaki yaklaşık hızı neydi? 340 metre bölü saniyeydi. Peki kaç saniye sonra bulunuyor? Duyuyor 5 saniye sonra. Biz yolu bulmak için ne yapıyorduk? Hızla zamanı çarpıyorduk. Yani x eşittir 340 çarpı 5 1700 metre yol alır. Bunu da ne yapıyoruz? Kilometreye çevirmek için 1000 metre 1 kilometreydi. O halde 3-0 sayıyoruz ve virgül atıyoruz. 1.7 kilometre uzağa düşmüştür. Sesin süratinin neye bağlı olduğu faktörler. Birinci faktörler ortamın yoğunluğu. Arkadaşlar katı sıvı ve gazla baktığımızda eşit hacimde katı taneciklerin birbirine daha yakın, sıvının biraz daha uzak, gazın daha uzak olduğunu düşünürsek arkadaşlar katı tanecikleri ses dalgalarını birbirine daha hızlı ulaştıracak. Sıvı da daha yavaş, gaz da en yavaş ulaştıracaktır. Ses dalgaları her, her her ortamda aynı yayılmaz. Aynı ortamda farklı hallerinde bile sesin sürati farklıdır. Sesin maddesel ortamdaki süratleri katı sıvı gaz şeklinde ilişki vardır. Bunun sebebi katıların sıvılardan, sıvıların da gazlardan daha yoğun olmasıdır. Arkadaşlar daha yoğun olduğu için ses taneciklerini daha çabuk iletecek ve hızı daha çabuk olacaktır. Ve hızda arkadaşlar katının hızı sıvıya, sıvının hızı da gaza göre daha fazladır. Bakalım arkadaşlar. Tabloda aynı sıcaklıktaki bazı maddelerin sesi iletme hızları verilmiş. Burada baktığımızda bakırda daha hızlı, katılarda daha hızlı, sıvılarda daha az. Bakın gazlarda en az oluyor. Telefon kabloları bakır telden yapılır arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Sesin farklı hallerinin sürati hangisi gibi olamaz diyor. Arkadaşlar katıda fazla, sıvıda biraz daha az, gazda daha az olabilir. Katıda 1800, sıvıda daha fazla olamaz. Hangi şık olamaz? B şıkkı olamaz. Bakın 3900 100 olabilir. 3100 750 363 olabilir. Hangisi olamaz? B şıkkı. İkinci bağlı olduğu faktör ortamın cinsi. Aşağıdaki tabloda aynı sıcaklıkta üç katı maddenin sesi iletme süratleri verilmiştir. Bu katı maddelerin cinsi değiştikçe sesin sürati de değişir. Bakın altın, bakır, demir aynı sıcaklıkta baktığımızda altın 1743, bakır 3560, demir 5130 baktığımızda arkadaşlar farklı maddenin aynı sıcaklıktaki sesin sürati birbirinden farklı olmuş. Ortamın sıcaklığı, ortamın sıcaklığının artması sesin süratini arttırır arkadaşlar. Çünkü maddenin sıcaklığı arttıkça maddeyi oluşturan taneciklerin hareketliliği artar. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin farklı sıcaklıktaki sesi iletme süratleri verilmiş. Arkadaşlar madde taneciğin sürati arttığında ses dalgalarını daha hızlı ileteceği için ne olacaktır? Sesin sürati artacaktır. Bakın havada 20 santigrat 100 santigrat derece ve sıfırdaki iletme hızına baktığın zaman artmış. Bakıyoruz sıcaklık arttıkça suda da artmış sesi iletme hızı. Demire bakıyoruz. Sıcaklık arttıkça iletim hızı artmış. Örnekle devam edelim. Boyları ve kesitleri kesit alanları eşit. Kesit alan kalınlık demek arkadaşlar. Kalınlık demek unutmuyoruz. Eşit olan Metal çubukların sıcaklıkları yukarıdaki gibidir. Buna göre sesin bu çubuklardaki yayılma hızları arasındaki ilişki nasıldır? Demirin yoğunluğu alüminyumdan fazlaysa, demirin sürati o halde alüminyumdan fazla olacak. Bakıyoruz, bu 25 santigratcide, bu 20 santigrat. o halde en fazla 3, sonra 1, sonra 2, 3, 1, 2 hangi şıkta var arkadaşlar? D şıkkında var cevabımız. D şıkkı. Diğer bir konumuz ses boşlukta yayılmaz. Güneş ile dünya arasında maddesel ortam bulunmamaktadır. Bu nedenle güneşte meydana gelen patlamaları biz duyamayız arkadaşlar. Işık ise maddesel olmayan ortamlarda da yayılabildiğinden güneş ve diğer gezegenleri görebiliriz. Bakın güneşten yayılan ışıklar dünyaya ulaşırken güneşte var olan patlamaları biz duyamıyoruz. Maddesel olmayan ortamlarda ışık yayılabilir fakat ses yayılamaz arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Bu ifadelerden doğruluğu ispatlanabilir diyor. Sesin su ve demirdeki yayılma hızları ile ilgili grafikler verilmiştir. Su ve denizde bakıyoruz arkadaşlar. Demirdeki yayılma hızı sıvıdakinden daha fazla. Bir de sıcaklık arttıkça bakın sıcaklık arttıkça yayılma hızı artıyor. Ses boşlukta yayılmaz. Bunu ispatlayamayız çünkü burada boşluk ortamı verilmemiş. Bir olmayacak arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça yayılma hızı artar. Bakın sıcaklık arttıkça yayılma hızı artmış. Şurada gösterdim iki var. Ses katılarda sıvılara göre daha hızlı yayılır. Bakıyoruz. Burada katı bu sıvı katılarda sıvılara göre daha fazla daha hızlı yayılmış ispatlayabiliriz. Hangilerini ispatlayabiliriz? 2 ve 3'ü ispatlayabiliriz. Ses bir enerji türüdür. Sokaktan geçen bir kamyonun ya da yüksek sesle çalan bir müzik setinin evlerin camlarını titreştirmesi, bize sesin bir enerji türü olduğunu gösterir. Ses bir kaynaktan çıktıktan sonra ortamdaki tanecik ya da moleküller tarafından iletilir. Bunu yandaki gibi birbirine yakın dizilmiş domino taşlarının yıkılmalarına benzetebiliriz. En baştaki taş devrildiğinde bu enerji diğer taşlara da iletilir ve hepsi devrilir. Bakın arkadaşlar bu şekilde iletiliyor ve hepsi devriliyor. Aynı ses dalgaları da birbirine iletilerek buraya kadar gelebiliyor. Sesin bir enerji çeşidi olduğunu gösteren örnekler. Arkadaşlar bu devamlı sorulur. Dikkat ediyoruz. Alçaktan uçan uçağın evlerin camını titreştirmesi, şiddetli gök gürültüsünden sonra araba alarmlarının aktif hale gelmesi ne yapıyor? Gök gürültüsü ses dalgaları arabalara çarptığı için arabaların alarmları aktif hale geliyor. Taş kırma cihazıyla böbrek taşlarının kırılması, opera sanatçılarının seslerinin cam bardağı kırması, patlamalardan sonra çevredeki binaların camlarının kırılması. Bir bomba patladığında bütün çevredeki binaların camları kırılıyor ses dalgalarından dolayı. Arabalarda açılan yüksek sesli müziğin dikiz aynasını titreştirmesi. Bakın burada taşları görüyorsunuz. Daha sonra odaklı ses dalgaları ne yapıyor? Taşları ne yapmış? Kırmış. Başka bir enerjiye sesin başka enerjilere dönüşmesini ne geldi sıra? Alçaktan uçan bir uçak bize Doğru yaklaşırken duyduğumuz sesin şiddeti artar. Ancak uçak bizi geçip uzaklaşırken duyduğumuz sesin şiddeti giderek azalır. Hava molekülleri sesi aktarırken birbiriyle çarpıştığında enerjinin de bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Uzaklaştıkça, uçak uzaklaştıkça ısıya dönüşen enerji miktarı da artar. O halde ses ısıya dönüşüyor. Ses enerjisi hoparlörün önündeki mum alevinin titreştirmesiyle harekete ve odadaki halının sesi soğurulmasıyla ise ısı enerjisine dönüşür. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gerekiyor. Alevi titreştirmesi hareket, sesin soğurulması ise ısıya dönüşümünü gösterir. Arkadaşlar ses enerjisi mikrofonda elektrik enerjisine bakın elektrik enerjisine hoparlörde tekrar ses enerjisine dönüşür. Burada unutmuyoruz. Mikrofonda elektriğe, elektrikte yapıyor. Tekrar burada neye dönüşüyor? Sese dönüşüyor. Aşağıda verilenlerden hangisi sesin bir enerji türü olduğu anlamamıza yardımcı olmaz? Kapının çarpmasıyla pencere camlarının ses çıkarması olur. Yüksek sesle müzik çalan bir hoparlörün yanında koyulan bardağın titreşmesi olur. Bir davula tokmakla vurulduğunda yakınında duyulan mum alevinin hareket etmesi olur. Şimşek çaktıktan sonra gök gürültüsünün duyulması bu hızla alakalı arkadaşlar. Enerjiyle alakalı değil. Cevabımız D şıkkı. Örnekle devam edelim arkadaşlar. Öğretmen sınıfa bir adet davul ve mum getirerek şekildeki düzeneyi hazırlıyor. Tokmak ile davula bir kere vurunca mum alevinin hareket ettiğini gözlemliyor. Bakın vurduğunda burada alev hareket ediyor. Bu etkinlikle sorulara evet ya hayır şeklinde cevaplayalım. Sesin bir enerji türü olduğunu kanıtlar mı? Evet. Çünkü harekete dönüştü. Sesi ışığın sesten hızlı yayıldığını kanıtlar mı? Hayır. Burada ışıkla ilgili bir şey yok. Ses enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini kanıtlar mı? Evet, ses harekete dönüştü. Cevabımız ne olacak? Evet, evet, hayır olacak. Newton beşiğindeki bir bilyenin çekilip bırakılması. Aşağıdakilerden boş bırakılan yerlere yazalım. Dizili domino taşlarının bir tanesinin devrilmesi ve kar topunun yuvarlanarak büyümesi. Yukarıdaki hangileri ses dalgaları ilerlerken enerji taşır yapısı yargısının modelle gösteremine uygundur. Arkadaşlar bu dalgalar birbirine taşınıyor olur. Burada domino taşı birbirini yıkıyor. Yani aynı dalgaların taşıması gibi olur. Burada gittikçe büyüdüğü için kartopu gittikçe büyümesi ses gittikçe büyümez arkadaşlar. Azalır bu olmaz. Hangileri olur? 1 ve 2 olur. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yukarıdaki itki düzenekte yanan ampullerin ış, yaydığı ışık görülebiliyor. Ancak içinde hava bulunan ortamda çalar saatin sesinin duyulmasına rağmen havasız ortamda çalar saatin sesi duyulmuyor. Bu neyi bize gösterir? Sesin en hızlı yayıldığı ortam gazlardır. Bu olamaz. Işık hızı ses hızından fazladır. Bu olamaz. Ses havasız ortamda yayılmaz ancak ışık yayılır. Bu doğru. Amacımız da bu deneyin amacı da bu. Ses ve ışık dalgalar halinde yayılır. Bu değil. Cevabımız C şıkkı. Buna göre Çalar saatin sesi verilen noktaların hangisinde ilk önce? Bakıyoruz arkadaşlar. Boşluk, hava, su, bakır katı olduğu için 4'te ilk önce duyulur. 2'de hiç duyulmaz. Deney aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? Mehmet cam fanus içerisindeki çalar saatin sesini duyarken cam fanusun havası boşaltıldığında saatin sesini duyamamaktadır. Bu neyi kanıtlar arkadaşlar? Sesin dalgalar halinde yayıldığını. Hayır. Sesin maddesel ortam olmayınca yayılamayacağını. Evet, havası boşaltıldığında yayılamadığı için cevabımız B şıkkı. Sesin bir enerji çeşidi olduğunu. Hayır. Sesin bir ortamda her ortamda yayılabileceğini. Hayır. Hangisini kanıtlar? B şıkkı. Arkadaşlar Buna göre öğrenci soruya doğru cevap verebilmek için yukarıdaki kaplardan hangilerini kullanmalıdır? Yukarıdaki kaplarda belirtilen yoğunluklarda ve sıcaklıkta sıvılar bulunmaktadır. Bu öğrenci sesin yayılma hızını ortamın yoğunluğuna bağlı mıdır? Arkadaşlar o halde ortamın yoğunluğu farklı, diğer her şey aynı olacak. Peki hangi ikisini kullanırsa ortamın yoğunluğu farklı ve sıcaklık aynı. Bakıyoruz 35, 25, 45, 25. Sıcaklık aynı olacak, ortamın yoğunlukları farklı olacak. O halde hangisini kullanmalı? 2 ve 4'ü cevabımız C şıkkı olacak. Mıstık Bey'in YouTube kanalı abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.